Herkese merhabalar. Bugün güveçte kuzu incik pişireceğiz. Haydi, laf uzatmadan başlayalım. Öncelikle güveçte pişirmeden önce ben mangalda etin yüzünü bir göstereceğim. O kömürün lezzetinin etime geçmesini istiyorum. Sonrasında güveçte pişireceğim. Bu yüzden etimi yağlamam gerekiyor. Sonrasında tuz ve karabiber. Bunu etime yedirmem gerekiyor. Evet, artık baharatlamasını yaptım. Mangala geçebiliriz. İnciklerimin yüzeyleri kızarana dek mangalda şöyle bir gösterdim. Artık güveçte pişirmeye geçebiliriz. Haydi etlerimizi güvece yerleştirelim. Etlerim güvecimin dibine yapışmasınlar diye ve lezzet de versin diye şu şekilde tabana soğanlar yerleştiriyorum. Artık etlerimi yerleştirebilirim. İçerisine patatesler yerleştiriyorum. Sarımsak koyuyorum. Ve taze kekiğim var. Taze kekik ekliyorum. Ve su ekliyorum. Artık mangalda pişirmeye geçebiliriz. Mangala yerleştirdim. Bu şekilde en az 2 saat, 2,5 saat pişireceğim. Tabii benim közüm olduğu için ben mangalda devam ediyorum. Közüm bittiğinde ev fırınında devam edeceğim. Siz de direkt ev fırınında pişirebilirsiniz. 200 derecede 2,5 saat yeterlidir. Toplamda 2,5 saattir pişiyor. Şöyle bir açıp içine bakalım. Evet arkadaşlar, yemeğimiz bu şekilde. Artık servise geçebiliriz. Tabağımız bu şekilde. Hemen bir etimizin içine bakalım. Etimiz nasıl? Toplamda 2,5 saat pişti. Şöyle bir tadına bakmak istiyorum. Gerçekten mükemmel olmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eğer yemeğimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.